Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Ocak Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, haftanın açılış programı bugün Bursa'da ve 9 koşulu 103 startının şu anda kayıtlı olmuş olduğu bir program arkadaşlar. Yani bayağı bir kalabalık yarış programı bizi bekliyor. Bayağı da bir zorlu destek herhalde yeridir çünkü bir de pist durumlarını bilemiyorum. Çünkü çoğu yerlerde kar yağmaya başladı, yağışlar olmaya başladı. O yüzden pist durumu nasıl etkiler? Allah onu yarıştan önce muhakkak bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Sürekli söylüyorum bunları. Gerçekten önemli oldukları için arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlarımızı dikkat edeyim. Yani puana göre oynuyor, ganyana göre oynuyor. Ama gerçekten bazı safkanların bazı pistlerde daha etkili, daha etkisiz oldukları da bir gerçek. O yüzden onları da kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Evet, bugün tek bir programımız var. O da Bursa'da. Umarım haftaya güzel bir açılışla başlarız. Güzel ikramiyeler kazandırız. Ama her zaman söylediğim gibi kesinlikle bütçenizi aşmayın arkadaşlar. Hiçbir şeyin garantisi olmadığı bir koşu programı. Yani yarış camiası kesinlikle garantisi olmayan bir şeydir. Ona göre siz de tedbirinizi alın arkadaşlar. Yani bu kesin, şunu yazarsam kesin tutacağım diye bir kaydı yok. Bazı arkadaşlara bakıyorum. Şöyle bir durum var. Sizler de zaten muhakkak görüyorsunuz. Oynar şimdi 40 liralık bir oyun oynar. Örnek veriyorum ben size. 5'te kalır. Ya işte ben bunu 100 liralık yapmış olsaydım veya 80 liralık yapmış olsaydım bu altılı üstündeydi. Yok şeydi. Ya bunlara inanmayın, tamam mı? Kesinlikle inanmayın. Ha, olma ihtimali var mı? Var. Ama ne kadar var? %3, %5 oranında. Neden diyeceksiniz? Ya bir kere ilave etmeye kalksa acaba yaptığı yere mi ilave edecek? Yoksa diğer yerlere mi ilave edecek? Öyle değil mi? Yani bir de onu sorgulamak lazım. Şimdi genelde hep yatan yerlere ilave etmek gibi duyuyorum. Ama yattıktan sonra ama işler gerçekten öyle değil. O yüzden kendinizi sakın böyle şeylere kaptırmayın. Yarış seçin. Baktınız kafanız esmiyor. Oynamayın arkadaş. Oynamayın. Kendinize en azından kafanız rahatlasın, bir dinlensin. Gerçekten kafa dinlenmesi bayağı faydası oluyor. En azından öbür yarışta daha farklı algılarsınız. Ya hiçbir şey oynamazsanız bile oynayacağınız güne kadar takip edin ya. Bak, en güzel şey var ya, antrenman izlenip şu izlemek, takip etmek gerçekten faydasını fazlasıyla bulursunuz. Bunu da söyleyeyim yani, şaka bir yana gerçek bu. Gelelim bugünkü programımıza. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen yarış programımıza başlayalım arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 13'ü gösterirken handikap 15 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına başlıyoruz ve 9 safkanın yer almış olduğu günün ilk ayağında Altınoğlu Kandıra Bey ile başlayacağım. Bu kurul temsilcisi Muhammed Birbilgin'le güzel performans göstermeye başladı. Son yarışını kazandıktan sonra bir üçüncülük elde etti. Ve hazırlıklarını beğendi bu safkan. Mesafe yatkınlığı da ben de ilk sırada. Yedinoğlu Musklet bir Yavuz Kaya temsilcisi. Nevzat Avcı'yla startla bu safkanda gerçekten iyi bir performansı var. İyi bir safkan olduğunu her koşmuş olduğu yarışta gösteriyor. Çalışmalarını beğendiğim bir isim. 4 nolu Born to Run. Bir Bluegrass Cat temsilci Saadettin Boyraz'a startlanan safkanda 25 gün önce yarış hayatına kazanarak başladı. Ve bayağı da iyi bir görüntüye sahip. Ve zaten bu Bluegrass Cat'in güzel temsilcisi. Bence bu safkanda oldukça şanslı gözüküyor. 1 nolu Rocket Raccoon. Bir Tiz White temsilcisi Mehmet Kaya'la startlanan safkanda 2 yarış koşup ikisini de kazanan. Ve bu yarışta da şans verdiğim bir diğer safkan ve son olarak da 3 nolu Hegel. Ve Marsevelli temsilcisi Oğuz Eren de statlanan safkanda son iki yarışta güzel birincilikleriyle burada da şanslı gördüğüm bir diğer safkan oldu. 6-7-4-1-3 benim bu koşu için önerdiğim isim. Şablona yazmadım ama eğer kalabalık yazıyorsanız 2-10'u Aran Kaskaya eğer hoşunuza gidiyorsa ilave edebilirsiniz. Çünkü safkan fena değil, çünkü son iki yarışın ikincilikleri de fena değil. Ama şablona yer almadı, sadece sözlü olarak söyleyeyim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı 3 dişlilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına geldik ve 12 safkan arasında start alacak olan bir eşle 3 nolu Wasserfall Scarface temsilcisi Vedat Abiş de güzel bir form yakaladı. Kazandıktan sonra arka arka 2 yarışına da güzel 2 tane ikincilik elde eden ve çalışmalarını beğendim bu safkan. Kemal Kurt'un da gerçekten iyi taylarından birisi. O yüzden ben de ilk sırada 3 nolu Wasserfall var Vedat Abiş de ama bence en ciddi rakip konumunda da Nevzat Avcı ile start alacak olan 7 nolu Sweet Hammer. Justin O'Fomer'ın güzel temsilcisi, iyi gruplarda stat alan safkan, kendine uygun rakipler arasında bence iddialı olabilecek bir safkan. O yüzden ikinci koşuda ben 3 ve 7 arasında bir yarış bekliyorum. Günün üçüncü koşusu şartlı 5 dişilere ait 3 yarışta İngilizlere 1800 metre kum yarışı ve 5 safkan arasında stat alacak olan bu yarışta çok denk safkanlar var.
Bayağı da bir yarış gidişatı sanki potaya son 50 metre kala 2-3 salkanın sanki bir arada gireceği gibi bir izlenim gösteriyor. 1-2-3 at değil de hepsi girecek gibi bir izlenim veriyor. Ama ben burada 3 dolu Sigrid, bu Bademeister temsilcisinin Mustafa Çek'le start atacak olan salkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Birazdan bunlardan bir adım daha ön planda geçmesini bekliyorum. O yüzden ben bu salkana sığınacağım. 7'li plasenin de bu ayağında 3 dolu Sigrid'i Mustafa Çek'le tek olarak önereceğim arkadaşlar. Günün dördüncü kursundan itibaren ikinci altılıdan yan ayağımız başlıyor. Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışı ile. 13 safkanın yer almış olduğu koşuda bakalım safkan kaç para? 300 bin TL. Evet. Ben burada önce 4 dolu Alaçatı ağasına başlayan turbo temsilcisi Gökhan Gökçeli Stadal Safkan yavaş yavaş formunu yükseltmeye başlayan kazanıp arkasından güzel bir üçüncü galibiyeti ve İzmir pistinden sonra bugün Bursa'yı hedef alan bu safkanlar bütün ilgililerle topyekun Bursa'ya geldi. Gökhan Gökçe'de 4 nolu Alaçatı ağası bende biraz daha ön planı çıktı. 7 nolu Taceddin Bey, bu Özgür Han temsilcisi Onur Yıldız'la start alacak olan bu safkanda ilk kez bu mesafeye start alacak. Ama mesafeye yatkın bir orucuna sahip, bu Özgür Han genelde uzuna yatkın taylar veriyor. O yüzden ben iyi durumuyla zaten aşama kaydeden bu safkanın en azından bu 7 nolu Taceddin Bey'in muhakkak yazılmasından yani 11 nolu yarım adam satılık levası olan bu safkanda bu Tömöz Bey'in temsilcisi 8 yaşına geldi ama bu safkanda iyi form tutmaya başladı. Bugün Nevzat Avcı ile uygun kürsüde şanslı 4. safkan oldu. 5 nolu Ulu Fırat Uber temsilcisi Mehmet Kayras'ı da kalıyor. Ve safkanda iyi gözüken bir isim bence kesinlikle boş geçmemekte fayda var. Ve son olarak da 9 nolu Fadik Bızıtay temsilcisi Sadettin Boyraz'da mesafe yatkınlığıyla istikrarlı durumuna güzel bir birincilik elde edebilir. O yüzden 4-7-11-5-9 sıralaması vereceğim bu koşuda. Günün 5. koşusu Maiden 4 yaşta Arapların 1200 metre kum yarışına geldik. 14 safkanın yer almış olduğu koşular. Bakalım Mutay kaç varmış. 150 bin TL. Baya ucuz çıktı. Evet, dişiymiş zaten. Ama olsun yani. Evet, ben orucuna baktığım zaman gerçekten çok güzel kısrak olur. Damızlık için var ya, ideal bir orucu var. Baba ayva, anne de bir turba temsilcisi. Yani güzel bir orijin. Tabii alıcısına şu anda hayırlısı diyelim artık. Arkadaşlar ben burada 3 nolu Çakarman'la başlayacağım. Bu Batuşar temsilcisi, kardeşimizin ismini Erhan Akkaya'yla start alan Musafkan. En azından aşama kadar Musafkan. İlk yarışı 4. arkasında 6. Son yarışında 2. Bence Musafkan da oldukça iyi gözüküyor. Bakalım bugün Apranti kardeşimizin iyi idaresiyle kazanabilecek mi? Şansı oldukça yüksek gözüküyor. 10 nolu Uçar Erhan, bu Uçar Erhan temsilcisi Sercan Tırpan'la start alacak olan Musafkan. İlk yarışta bir 0 çekti ama bence fazla sıkıştırılmadı. Çalışmalarını düzenli olarak arttıran Musafkan. En azından bir yarış görme avantajıyla bugün daha farklı, daha iyi koşmasını bekliyorum. O yüzden 3 nolu Çakarman ve 10 nolu Uçar Erhan bende biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Bu ikilinin dışında ilave etmek isteyenler de 2 nolu Boğaz Kale ve 7 nolu İş Seven olarak önerebilirim arkadaşlar. Günün 6. koşusu şartlı 3. Dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışına geldik. 14 safkanın da yer almış olduğu koşu yine kalabalık bir yarış koşusu. Zorlu çekişmeli bizi bekleyen bir de dişilere ait olması. Valla bilmiyorum sanki bugün acayip bir yarış bizi bekleyen biraz da pist ıslak olursa inanın. Ben merak ediyorum bu altını nerelere gidecek. Altın oğlu Kız Cem İpek'le başlayan bu sağdın güç temsilcisi Mertcan Çelik'le güzel birincilik arkasından güzel bir ikincilikle formunu yükselten çalışmalarını arttıran bu safkan bende ilk sırada. 7 oğlu Kızıl Doğru son alt temsilcisi Tokaçoğlu'na start alıyor. Safkan da güzel bir form yakaladı. Bence bu grupta da şanslı gözüküyor. 8 oğlu Kuşadası Güzeli bir Kazmet temsilcisi Mehmet Kayra start alıp safkan. Son sentinlikte 2-0'lı hiç ölçü almadım safkan. Yine aynı şekilde formunu muhafaza eden bir isimde. Bence bu grup içerisinde şanslı olması gerekiyor. Bir de 2 nolu Güce Kızı es geçmemek lazım. Bu turbo temsilcisini Cem Altun ile. Evet, Cem Altun da start alıyor. Bu safkan da iyi gruplarda start alan bir isim. Bence 5.liği de oldukça iyi gözüküyor. Bir de 1 nolu Balık Kız. Bu Balıkhan temsilcisi. Ben tabii işte biraz rakipler onunla ağır kürsüne rağmen son ikincilikten sonra formuna arttıran bu safkanla kuponlara dahil edip 6-7-8-2-1 olarak geçebiliriz. 1-2 tane sürpriz at olabilir derseniz bence 10 nolu Paris Özdemir ve
13 nolu Nevada'ya dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 6, 7, 8, 2, 1 daha sonra 10, 13. Günün 7. koşusu Serhan Bey adına koşulacak olan kısa vadeli 6 dörtte yukarı Arapların 1800 metre kum yarışına geldik. 5 sakının yer almış olduğu koşuda nihayetinde 6.'lığından sonra güzel bir ikincilikle formunu yükselten arka arkaya güzel çalışmalarıyla bu yarışa fit durumda girdiğini gördüm. İki nolu büyük dünya bu Kaysberg temsilcisi Vedat Abiş de yine güzel rakipleri var ama bence bu safkan bu grupta biraz daha ön plana çıkıyor. Hem de bugünkü Banco safkanın iki nolu büyük dünya olduğu Vedat Abiş de. Günün 8. kursuna geldiğimizde Maiden 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı. Evet biraz kalabalık yine devam ediyor. 14 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman iki nolu Ayhan Bey'in de başlayan bu son hafta temsilcisi Furkan Karakurt da her geçen gün aşama kaydederek formunu daha da yukarıda taşıyan bu safkan bende ilk sırada. 4 nolu Ben Hasan Gülcan kardeşler temsilcisi Masum Demirbaş da yine performansını iyi gösteren hazırlıklarını beğendiğim bir isim. 3 nolu Behram Kale ve Ali Rui temsilcisi Sadettin Boyraz da vermiş olduğu aradan sonra startı olacak olmasına rağmen iyi hazırlıklar da geliyor. O yüzden benim önceliğim 2, 4, 3 oldu ama bu üçlünün dışında at yazmak isteyenlere çünkü hem kalabalık hem de biraz sürprize açık gibi bir ayak gözüküyor. O yüzden 5 nolu Cennet olur, 1 nolu Atom Enerjisi ve 11 nolu Emsal sizin önerebileceğim diğer isimler. Öncelik 2, 4, 3 daha sonra 5, 1, 11. Günün son koşusuna Handicap 14, 4 ile yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. 2 ve 14'ün ekürü, 3 ve 4'ün ayrı ekürü, 12, 15'in de ayrı diğer ekürü olarak görüyoruz. Yani 3 farklı ekürü ve 17 safkan var. Evet, günün en son ayağı biraz daha kalabalık gözüküyor. Altın olup Forever Abba bir Amaron temsilcisi Nevzat Avcı ile start alan safkan güzel bir form yakaladı. Güzel formüle, güzel hazırlıkları kadar ben de ilk sırada bana göre en ciddi rakip onunda yine ekür avantajı start alacak olan 4 nolu Battle Crow isimli kendi temsilcisi olan safkan. Mehmet Kayra start alıyor. Çok güzel bir formu var. Aynı zamanda bir de ekür avantajı var. Ekür üstü çünkü boş değil. Ben bu iki safkanı biraz daha ön plana aldım. Yani 6 nolu Forever Appa ve 4 nolu Battle Crow benim ön plana çıkan isimler. Bu ikinin dışında at yazmak isteyenler de 5 nolu Troll Hope ve 10 nolu Shark King olarak önerebilirim arkadaşlar. Önce 6-4 daha sonra 5 ve 10 nolu safkanlar. Arkadaşlar şablonumuz bu şekilde. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.